Arkası yarın. Monte Cristo. 1. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Duman. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Marsilya, 24 Şubat 1845. Saint-Jean Kalesi'nin surları meraklılarla dolmuş. Herkes, armatör Morel'e ait Fraun adlı ticaret gemisinin gelmesini bekliyor. Gördüm onu, gördüm. Fraun gemisini gördüm. Gemimiz geliyor Mesya Morel. Şükürler olsun. Kayığımı hazırlayın. Gemi limana girmeden önce karşılamak istiyorum. Hangi tarafa gideceğiz? Araba geçecek. Yavaş, yavaş. Al şunları. Tamam. Hoş geldiniz Monsieur Morel. Buyurun. Hoş bulduk Dante. Kaptan Nükler nerede? Neden karşılamadı beni? Maalesef kaptanımızı kaybettik. Kaybettiniz mi? Nasıl yani? Denize mi düştü? Kaza mı geçirdi? Hayır efendim. Tutulduğu beyin hummasından kurtulamadı. Burada toplanmayın. Herkes görevinin başına. Daha demir atmadık. Tamam gidiyoruz. Yürüyün böyle. Yazık. Kaptanınızın ölümüne çok üzüldüm. Biz de çok üzüldük Monsieur Morel. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama ne yazık ki kurtaramadık onu. Peki neden geç kaldınız? 2 gün önce burada olmanız gerekirdi. Kaza falan mı geçirdiniz? Hayır Monsieur. Her şey yolunda gitti. Affedersiniz Monsieur. Limana girerken tayfaların başında olmam lazım. Gerekli izahatları 2. kaptanımız hesap memuru Monsieur Dunklar'dan alabilirsin. Tabii Dante. Sen işine bak evladım. Herkes görev başına. İstin kayıtlarına. Marş. Hadi. Acele ediyoruz. Tamam. Merhaba Dunklar. Buyurun Monsieur Morel. Başımıza gelen felaketi haber aldınız değil mi? Evet, Dante söyledi. Kaptanım cesur, namuslu, usta bir denizciydi. Evet efendim. Herkesin saygısını kazanmış yaşlı bir kaptandı. Bir denizcinin saygı görmesi için yaşlı olması gerekmez. Herkesin güvenini kazanmış, genç bir denizci de pekala saygı görebilir. Kimi kastediyorsunuz Monsieur Morel? Dante'yi. Henüz 22 yaşında ama gördüğüm kadarıyla tayfalar onun bir dediğini iki etmiyor. Kendiliğinden göreve el koymuş birine saygı duyulmaz Monsieur. Dante kaptanımız ölür ölmez hiçbirimize danışmadan kumandayı ele aldı. Yine kimseye danışmadan geminin rotasını değiştirip Elba Adası'na çıktı. Elba Adası'na mı? Neden? Bilmiyorum. Ama bu keyfi davranışları yüzünden 2 gün kaybettik. Halbuki kumandayı devralmak 2. kaptan olarak benim hakkımdı. Bir dakika. Monsieur Dante! Buyurun efendim. Buraya gelir misiniz? Birkaç dakikanızı rica edebilir miyim Monsieur? Demir atın. Flamayı direğin yarısına kadar indirin. Bayrağı sancağa çekin. Görüyorsunuz ya efendim. Çağırdığınız halde nasıl küstahça emirler vermeye devam ediyor. Durumu bu kadar abartmayın. Şu anda vazifesini yapıyor. Dante'yi sevmediğinizi görüyorum Bay Dunkler. Onunla aranızda bir mesele mi var? Özür dilerim efendim. Geciktim. Elba Adası'na niçin çıktınız Mörçe Dante? Kaptanımız ölürken verdiği son bir emri yerine getirmek için efendim. Ya. Neydi bu emir? Napolyon Bonaparte'a ulaştırılmak üzere bir paket verdi. Peki Bonaparte'ı görebildiniz mi? Evet gördüm efendim. Monsieur Dunkler, bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Tabii Monsieur.
Onunla konuştunuz mu? Size bir şey söyledi mi? Geminin kime ait olduğunu sordu. Size ait olduğunu duyunca gözleri parladı. Moralleri iyi tanırım. Dürüst insanlardır dedi. Kaptanınızın son emrini yerine getirmekle çok iyi etmişsiniz Dante. Ama Elbe Adası'na çıktığınız duyulursa başınız kralcılarla derde girebilir. Neden girsin efendim? Benim yerimde kim olsaydı kaptanın son arzusunu yerine getirirdi. Monsieur Dante, karantina ve gümrük memurları geldi. İzninizle onları karşılayayım. Tamam oğlum, işine bak sen. Sonra görüşürüz. Nasıl monsieur? Elba Adası'na niçin çıktığı konusunda sizi tatmin edecek cevaplar verdi mi Dante? Verdi monsieur Dankler. Bunda kötü bir şey yok. Kaptanın son arzusunu getirmiş yerine. Peki size teslim edilmesi gereken bir mektuptan da söz etti mi? Mektup mu? Yok, hayır. Böyle bir mektup mu vardı? Evet. İyi de siz bu mektubu nereden biliyorsunuz? Dante kaptanla konuşurken kapıları açıktı. Ben de tam o sırada oradan geçiyordum ve kaptanın Dante'ye bir mektup verdiğini gördüm. Ya, çok tuhaf. Bana bir mektuptan söz etmedi. Memurlar gerekli evrağı imzaladılar. Getirdiğimiz yükün faturasını görmek istiyorlar. İlgilenir misiniz Monsieur Dantler? Tabii, ben hallederim. Monsieur Morel, eğer benimle işiniz yoksa sizden izin isteyeceğim. Yapılacak bazı özel işlerim var. Tabii, ama ben size bir yemek daveti yapmak üzereydim. Beni kırmazsanız sevinirim. Davetiniz için çok teşekkür ederim ama yolumu dört gözle bekleyen yaşlı bir babam var. Tabii, yaşlı Dante. Birkaç defa uğrayıp bir ihtiyacı olup olmadığını sordum. Ama her defasında da ihtiyacı olmadığını söyledi. Babam öyledir Monsieur Morel. Bana bile ihtiyaçlarını sıkılarak söyler. Madem öyle babanı görüp hasret gider, sonra buluşuruz. Yine özür dileyeceğim efendim. Babamdan sonra yapılması gereken bir ziyaretim daha vardı. Anlıyorum. Matmazel Mercedes değil mi? Evet efendim. Gerçekten güzel bir nişanlınız var. Sizi de çok seviyor. İki gündür büroma gelerek geminin ne zaman geleceğini sormasının sebebini şimdi anlıyorum. Onunla evleneceğim Monsieur. Peki seni daha fazla tutmayayım. Paraya ihtiyacın var mı? Hayır efendim. Aylıklarım olduğu gibi yok. Fakir bir babanın oğlu olduğumu unutmuyorum. Onun bana ihtiyacı var. O inatçı ihtiyarın seni neden bu kadar çok sevdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Hadi bekletmeden seni sevenlerin yanına git Dante. Teşekkür ederim efendim. Bir dakika. Kaptan Lökler ölmeden önce bana verilmek üzere bir mektup bıraktı mı size? Hayır efendim, bırakmadı. Peki evlat, sana inanıyorum. Monsieur, bu arada evlenmek için sizden 15 gün izin istiyorum. Tabii, dilediğin kadar izin kullanabilirsin oğlum. Gemi 3 aydan önce sefere çıkmaz. O zamana kadar gelirsin herhalde. Malum, gemi kaptansız yola çıkmaz biliyorsunuz. Kaptansız mı dediniz? Yoksa niyetiniz beni Fraun gemisine kaptan yapmak mı? Evet dostum. Teşekkür ederim Monsieur Morel. Sadece kendim için değil, babam ve nişanlım adına da size teşekkür ederim. Dürüst ve mert kimseler her zaman kazanır. Gitmeden önce size son bir soru sormak istiyorum. Sorun Monsieur. Bu gemiye kaptan olduğunuz takdirde Monsieur Dankler'le çalışmak ister misiniz? Sanki onunla aranız pek iyi değilmiş gibi bir hisse kapıldım da. Arkadaş olarak Dankler'le anlaştığımı söylenemez. Ama bir gemi katibi olarak soruyorsanız hesaplarında kusursuzdur. Siz gerçekten mert bir insanmışsınız dostum. Gemi personelinin sizi sevmesi boşuna değilmiş. Kaptanlık işine olmuş gözüyle bakabilirsin. Baba. Oğlum. Nihayet geldin. Sevgili babacığım, neyin var? Hasta mısın yoksa? Hayır, bir şeyim yok. Üşütmüş olacağım. Sen nasılsın? Sana iyi haberlerim var baba. Bundan böyle artık hiç maddi sıkıntı çekmeyeceğiz. İnşallah oğlum, inşallah. Kula muhtaç olmak insana ölümden beter geliyor. Anlat bakalım. Nedir seni böyle mutlu eden şey? Çalıştığım gemiye kaptan oluyorum. Sahi mi? İyi ama eski kaptana ne oldu? Yolda beyin hummasına tutulup öldü. Geminin sahibi beni kaptan yapacağına söz verdi. Düşün baba, 22 yaşında kaptan oluyorum. Hem maaşım artacak hem de ilaveten kardan pay alacağım. Benim gibi fakir bir tayfa için çok büyük bir nimet. Sevinmekte haklısın oğlum. Monsieur Morel'in bu iyiliğini hiç unutma. Ona daima sadık kal. Unutmam babacığım. Elime geçen ilk parayla sana bahçeli bir ev alacağım.
İstediğin kadar lale çiçeği, hanım eli ve fil bahri eklersin. Sen bayağı hastasın. Dur sana ıhlamur kaynatayım. Öksürüğüne iyi gelir. Merak edecek bir şey yok oğlum. Şimdi geçer. Olmaz. Geçeceğim. Baba dolaplar bomboş. Hiç ek hiçbir şey kalmamış. Parasız mı kaldın yoksa? Giderken sana 200 frank harçlık bırakmıştım. Boş ver boş ver. Sen buradasın ya. Her şeyim var demektir. Baba gerçeği söyle, ne oldu? Paranın hepsini harcamış olamazsın. Sen gittikten sonra komşumuz Terzi Kadrus geldi. Sana verdiği borcu istedi. Vermediğin takdirde gidip Monsieur Morel'den isteyeceğini söyledi. Ben de senin patronuna karşı mahcup olmanı istemediğim için... Sana verdiğim parayı ona verdim öyle mi? Hepsini değil, bir kısmını. Kalanınla da idare ettim. Hem tek başına bir insan ne kadar yer ki? Sen geldin ya, gerisi önemli değil. Ah şu gururun yok mu baba? Gurur değil oğlum, şeref bu. Namerde yalvarmaktansa aç kalmayı tercih ederim. Masanın üstüne 3 aylık maaşımı bırakıyorum. Bu paralarla canın ne çekiyorsa onu al. Ah, Terzi Kadrus geliyor galiba. Döndüğünü duymuş olmalı. Ona karşı nazik davran. Ne de olsa iyiliğini gördük. Dili başka, kalbi başka bir komşu. Ama hatırın için iyi davranacağım. Girin. Girin. Merhaba Edmund Dante'nin geldiğini duydum da bir bakayım dedim. Hoş geldin Edmund. Hoş bulduk Monsieur. Bu defaki seferimiz bayağı uzun sürdü. Evet, 3 aydır denizdeydim. Oo. Masanın üzerindeki paralar kaptanlık avansınız mı geç dostum? Haber çabuk yayılmış olmalı. Kimden duydunuz kaptan olacağını? İkinci kaptan Monsieur Danglars dostumdur. Kaptanımız seferde öldü. Gemiyi buraya ben getirdim. Bunun üzerine Monsieur Morel de beni 1. kaptan yapmaya karar verdi. Hayırlısı olsun. Bu arada sefere çıkarken size olan borcumu ödemeyi unutmuşum. Siz de babamdan istemişsiniz galiba. Ne yaparsınız? İnsanlar son günlerde terziye fazla gelmiyorlar. Borcumu istediğim için bana kızmadınız değil mi dostum? Yok canım, niye kızayım? Babama beni komşumuza mahcup etmediği için iyi yaptığını söyledim. Paraca sıkışıksanız borç verebilirim size. Hayır istemem. Duyduğum doğruysa Monsieur Morel sizi yemeğe davet etmiş ama siz bir mazeret göstererek gitmemişsiniz. Bunu da mı dostunuz Dantlar'dan duydunuz? Evet. Edmond, bu doğruysa ayıp etmişsin patronuna. Davetini geri çevirmemeliydin. Mazeretimi söyleyince bana hak verdi babacığım. Monsieur Morel çok iyi bir insan. Onu üzmemeye çalış. Bu hayırlı habere bütün dostlarımız sevinecektir. Değil mi? Hele bu haberi Katalan köyündeki güzel kız duysa kim bilir ne kadar sevinir. Değil mi Dante? Elbette sevinir. Babacığım izin verirseniz Mercedes'i görmeye gideceğim. Git oğlum git. Allah bana gönlüme göre bir oğul verdi. Dilerim karın da senin gönlüne göre olur. Mercedes erdemli bir kız. Acele etme ihtiyar. Güzel kızın isteyeni çok olur. Kim isterse istesin. Mercedes benim nişanlımdır Monsieur Kadrus. Birkaç güne kadar da evleneceğiz. Sahi mi? Tabii ya, evlenecekler. Neyse, izninle ben gidiyorum. Git oğlum git. Biz de Monsieur Kadrus'la çene çalarız. Ya ben de gidiyorum, kusura bakmayın, çok işim var. Artık daha sonra görüşürüz. Anlat bakalım Kadrus. Dante'den neler öğrendin? İnanmayacaksın Dangler ama Edmund'un burnu bir karış havada. Kaptan olacağına kesin gözüyle bakıyor. Dur bakalım, orası belli olmaz. Aslında kaptan olmak benim hakkımdı. Monsieur ama... Morel bu konuda kendisine söz verdiğini söyledi. Cebinde de yığınla para var. Bana borç bile vermeye kalkıştı. Daha düne kadar benden borç alıyordu be. Çocuk yaştaki adama kaptanlık teklif edilirse olacağı budur. Halbuki ben istesem değil, kaptanlık, tayfalık bile yapamaz o herif. Anlamadım. Boş ver, önemli değil. Kaptan olmadan havalara girmiş. Bir de olursa tafrasından geçilmez ha. Yanılmıyorsam sen Edmond'u sevmiyorsun Kadrus. Kibirli insanları sevmem. Katalan köyüne giderken çalımından geçilmiyordu.
Halbuki o kız yüzünden başı belaya girecek, bundan haberi yok. Neden başı belaya girsin ki? O Mercedes denen kız şehre her inişimde yanında kara gözlü, yanık tenli, böyle güçlü kuvvetli bir delikanlı bulunuyor. Herkese kuzenim diye tanıtıyor ama ah, tanrı bilir kimin nesi. Fernand'dan mı söz ediyorsun? Ha evet. Sen de tanıyorsun ya onu. Sence Fernand kızın sevgilisi mi? Sevgilisi değilse bile kıza sırrı sıkla aşık. Kolay kolay Mercedes'i Dante'ye yedirmez gibi geliyor bana. O zaman şenlik var desene. Hadi biz de Katalan'a gidelim. Köyün girişindeki Panfil Baba'nın gazinosunda şarap içer, Dante'nin yolunu bekleriz. Aa, güzel fikir, gidelim. Ama şaraplar senden. Tamam, davetlimsin. Gel hadi. Hadi. Mercedes, seni sevdiğimi biliyorsun. Bunu defalardır söyledim sana. İnat etme artık, evlenelim. Sana kaç defa söyledim Fernan, seninle evlenemem. Biliyorsun annen de evlenmemizi arzu ediyordu. Unutma, kendi aralarında evlenmek Katalanların değişmez geleneğidir. Annem ölürken sevebileceğim dürüst bir erkekle evlenmemi tavsiye etti ama senin adını vermedi. Ayrıca sen amcamın oğlusun. Birlikte kardeş gibi büyüdük. Ben seni hep ağabeyim olarak gördüm. Ne olursun boş yere ümitlenme. Son sözün bu mu Mercedes? Evet. Çünkü ben başka bir erkeği seviyorum. Edmond Dante denilen şu kendini beğenmiş denizciyi değil mi? Kendini beğenmiş biri değil. Tersine alçak gönüllüdür o. Birbirimizi de çok seviyoruz. Peki ya evlenmenize fırsat kalmadan Dante ölürse ne yapacaksın? O zaman benimle evlenecek misin? Bu da ne demek oluyor? Sen neler söylüyorsun Fernan? Eğer onu öldürmeyi aklından geçiriyorsan şunu iyi bil. O ölürse ben de ölürüm. Mercedes! Mercedes sevgilim, ben geldim. Edmond geldi. Geliyorum sevgilim. Mercedes sevgilim, seni çok özledim. Monte Cristo adlı oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.